Herkese merhaba. Bugün sizlere 2 yıldır kullandığım Lelit Glenda PL41 Plus Espresso kahve makinesini tanıtacağım. Dediğim gibi 2 yıldır kullanıyorum bu ürünü. Öncelikle markadan başlayayım. Lelit markası bir İtalyan espresso markası. Oldukça iyi bir marka. Ve farklı farklı modelleri var. Benim kullandığım Glenda 41 Plus olanı. Plus olanının farkı ise... Şöyle göstereyim. Portafiltrenin çapıyla ilgili. Bu standart bir 82 mm portafiltre ile geliyor. Plus'ın farkı bu. Maalesef diğer ürünlerde standart bir şekilde gelmiyor. Yanlış hatırlamıyorsam 78 mm çapında olması lazım. Bu da başka bir portafiltreniz varsa kullanım konusunda sıkıntı yaşatıyor. Sadece kendi portafiltresini kullanmanız gerekiyor. Benim özellikle bunu seçmemin sebebi ise standart profesyonel bir portafiltre ile gelmiş olması. Şöyle biraz üründen bahsedelim. Burada bir ısıtıcı kısmı var. Komple çelikten, paslanmaz çelikten yapılmış. Maalesef iz bırakan bir paslanmaz çelik ama oldukça kaliteli. 2 yıldır kullandığım için şöyle yakından göstereyim. Tabii ki bardak koyup silme ile birlikte bazı çizilmeler oldu. Açıkçası inox olsaydı ve parmak izi bırakmaz bir inox malzeme olsaydı daha hoş olurdu. Ama kötü mü? Hayır. Gayet güzel. Dediğim gibi parmak izi bırakabilir, leke bırakabilir. Temizlemesi o kadar kolay olmuyor ama sonuçta paslanmaz, güzel, sağlıklı bir çelik. Komple çelik. Sadece şu kenarlarında plastik var. Ve şöyle bir buhar düğmesi şu şekilde çevirmeli bir plastik. Geri kalan şöyle uçları her yeri güzel paslanmaz çelikten oluşuyor. Evet, su haznemiz ise burada bu şekilde plastik bir su haznemiz var. Evet, su haznemiz burada gizli bir şekilde yerleştirilmiş. Şöyle borularını alalım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde switchler var. Switchleri var metal. Oldukça güzel bir özellik. Benim sevdiğim bir özellik. Şu şekilde... Bakın burada şu anda espresso bardak kısmı için ortaya aldığımız zaman su, sıcak su almak için kullanılıyor. Yani buradan sıcak su alabiliyorsunuz. Üste bastığımız zaman ise buhar çubuğunu aktif hale getiriyor. Bunun için sıcaklığı buhar basıncına doğru çıkartmaya başlıyor. Farkındaysanız iki lambamız da yandı. Şimdi kapatıyorum. Sıcaklığa ulaştığı zaman lambalarımız sönüyor. Şu an biz normal espresso moduna getirdik. Bu switch ise pompayı çalıştırıyor. Özellikle bu switchler çok şık retro bir görüntü sağlıyor. Benim hoşuma gidiyor. Şu düğme de fena değil, güzel. Kullanımı da rahat, yavaş yavaş açılan bir valve gibi. Evet, buhar çubuğu bu şekilde açılıp temizlenebiliyor. Tek bir deliği var. Bazı ürünlerde 3 olabiliyor profesyonel makinelerde. Maalesef tek bir çıkışı var ama fena buhar vermiyor, gayet güzel. Bir tane espresso çekelim, bakalım nasıl olacak. Portafiltremiz burada. Önce bir şöyle freshleyelim. Ağzını freshledik. Evet, değirmenim benim Thermor Chestnut X modeli. Bunu da tanıtmıştık. Oradan izleyebilirsiniz. Çok memnunum. Videomuzu buradan izlemeyi unutmayın. Oldukça güzel bir ürün. Şimdi çektiğim kahveyi bu şekilde kolaylıkla hemen portafiltremize alabiliyoruz. Kalanları da koyalım. Şöyle dağıtıyoruz. Ahşabımızdan güç alarak bu şekilde düzleştirdik. Kahvemizi şimdi yapalım. Evet, temperi de içinde geliyor bu şekilde. Hediye, benim aldığım yerde hediye olarak geliyordu. Standart bir temperi kullanabiliyorsunuz. Ya özellikle bu ürünün plus olmasının avantajı bu. Her malzemeyi tek tek kullanmanız gerekmiyor. Temperiniz varsa eski bir temperinizi de bu makinede kullanabiliyorsunuz. Ve PID kazan kontrolü var. Bence bu en önemli noktalarından bir tanesi bu. Sıcaklığın düzgün bir şekilde gelmesini sağlıyor. Üçlü valve su çıkışı var. Bunlar teknik olarak güzel özellikler.
Şimdi bir kahve deneyelim de bunu ben çaprazdan nasıl takacağım? Size göstermek için bu taraftan yaptım ama. Evet, biraz terste kaldı. Şöyle sıkıştıralım. Şu an kahvem oldukça taze olduğu için köpüğü iyi gelecektir diye düşünüyorum. Çalıştıralım. Herhangi bir saniye ölçmesi yok. Ya burada tartı kullanacaksınız ya da benim gibi içinizden sayacaksınız. Kendini switch ile kapatmanız gerekiyor. Kendi kendine saymıyor. Onu da belirtelim. Şöyle bardağımızı alalım. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir köpük aldık. Şöyle yakın planda da gördünüz herhalde. Çok güzel bir köpüğü oluştu. Neredeyse dörtte biri köpük gibi diyebilirim. Eksi özelliklerinden bir tanesi maalesef eksi değil aslında, profesyonel makine olduğu için switch'ini kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Ya saniye tutacaksınız ya da tartınız eğer otomatik olarak gramaj ölçüyorsa gramajına göre almanız gerekli. Şu an benim yanımda olmadığı için ben sadece saniye ve tahmini ölçümüne göre bildiğim için kahveyi aldım. Şimdi tadına bakalım. Güzel. Gayet güzel. Kahvem daha çok yeni geldi. Taze kavrulmuş olduğu için köpüğü de çok güzel oldu. Evet. Şimdi şöyle bir şey deneyelim. Bir köpürtme. Tabii ki burada köpürtme çubuğumuz var. Köpürtme için switch'imizi en yukarıya getiriyoruz. Ve şu an sıcaklığını şu an ısınmaya başladı. Manuel bir basınç gösterge çubuğumuz var. Çok güzel, çok şık. Burada köpük kısmına geldiğinde ışığımız sönüyor. Köpüğümüz, sütümüzü köpürtmeye başlıyoruz. Köpürtme kısmı fena değil. Çok çok iyi diyemeyeceğim. Fena değil. Evet, değirmenden şu an kahvemi çektim. Hoşlanmadığım bazı durumlar var. Özellikle latte ya da cappuccino yaparken. Bazıları teknik, bazıları ise daha çok tasarımsal hatalardan bir tanesi. Şimdi şu şekilde bir latte için bu şekilde bir bardak kullanmak ya da cappuccino için böyle bir bardak kullanmak istediğinizde maalesef buradan yüksekliği size bunu sağlamıyor. Portafiltreyi takayım. Şimdi bakın, portafiltre takılıyken maalesef bunu bu şekilde ancak koyabiliyorsunuz. Yani bu da hiç pratik değil. Yani şöyle kahve almanız gerekiyor. Bence biraz daha şuranın alçak yapılması gerekirdi ya da ürün biraz daha yükseltilmiş olsa çok daha rahat olurdu. Tepsisi güzel. Oraya da değineceğim ama çelik bir tepsisi var. Bence bu eksi bir özellik. Şimdi kahvemizi portafiltremize koyalım. Şöyle bir durum söz konusu. Latte yaparken ya da cappuccino yaparken benim tavsiyem önce buharla köpüğünü yapmanız ve kahvenizi hazır bekletmeniz yönünde. Böylece tek kazan olduğu için aynı anda hem köpük hem de espresso için su alamıyorsunuz. Yani kazanın soğumasını beklemeniz lazım. Ya da önce kahveyi alıp kazanın ısınmasını beklemeniz lazım. Ancak kahvenin önce kahveyi alıp ısınmasını beklerseniz bu süreç çok daha uzayabiliyor. O yüzden ben önce köpürtme işlemini yapıyorum buhar ayarında. Daha sonra hemen buradan kazanı soğutarak, su alarak soğutup espressoyu çekiyorum. Benim yöntemim bu şekilde. Daha hızlı bir şekilde ayarlama yapıyorum. Ama ne olursa olsun bu sürede tabii ki köpük beklemiş oluyor. Şimdi soğuk bir süt koyuyoruz. Buzdolabından çıkmış. Evet. Şimdi bir kupalık süt koy. Çubuğumuz bu şekilde oynayabilmesi güzel ve burada bir plastik aksam olması güzel. Tutmak için güzel düşünülmüş. Böylece eliniz yanmıyor. Şu an sıcak ama elim yanmıyor. Şöyle önce çalıştırıyoruz. Buhar çıkartıyorum. Sonra (gülüyor)
Evet, şimdi yeter kadar yeter sıcaklığa geldi. Evet, ucunu temizliyoruz, yoksa yanabiliyor. Şöyle. Şimdi hemen ayarımızı normal suya alıyoruz ve hemen kazanımızı soğutmaya başlıyoruz. Maalesef eksi özelliklerinden bir tanesi, burada bir dijital sıcaklık göstergesi yok. Normalde diğer modellerinde PID sıcaklık göstergesi var. Bunda evet PID var kazanda, ancak göstergesi olmadığı için buradan basınç kontrolünden istediğimiz çizgiye gelmesini bekliyoruz. Şurada şöyle kahve fincanı boyutuna. O yüzden hala sıcak. Evet, yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Eksi özelliklerinden bir tanesi de burada keşke dijital bir göstergesi olsaydı içindeki sıcaklığı göstermek için. Bu da bir eksi. Evet, şu an maalesef sütümüz beklemek zorunda. Bu da köpüğünü biraz azaltıyor. Porto filtreyi takıyorum. Terste kalıyor ama. Bu şekilde taktık. Evet, bu şekilde bardağım zor sığıyor. Hoş değil. Evet, şu an espressomuzu çekelim. Evet, şu an double shot aldık. Şöyle zorlayarak da olsa şöyle gösterelim. Kahve çekmesinde herhangi bir sorun yok. Ancak köpük kısmını o kadar iyi mi emin değilim. Şöyle göstermeye çalışayım size. Fena değil. Ama çok da iyi değil. Evet, şimdi tekrardan pozitif negatif durumlarından bahsedersek. Artıları profesyonel bir porta filtreye sahip olması, PID kazan kontrolünün olması. Bunlar pozitif tarafları. Tabii ki ev tipi olduğu için tek kazan. Ama bence en önemli eksisi burada bir PID sıcaklık kontrol için bir dijital ekranın olmaması. Bence en büyük eksisi bu. İkinci en büyük eksisi de yüksekliğinin yeterli olmaması. Hem de etrafa biraz genişliği de yeterli değil. Etrafa su fışkırtabiliyor. Az önce gördüğünüz gibi. Onun dışında ürün gayet güzel. Profesyonel standartlarda bir kahve almanızı sağlıyor. Temizliği şöyle, bu şekilde bir paslanmaz çelik ızgarası var. Ve altında su haznesi var. Bunu döküyorsunuz, bunu da hızlıca yıkıyorsunuz. Ve oldukça aslında kolay. Evet, paslanmaz çelik olması temizliğini çok kolaylaştırıyor. Altındaki hazne de hızlı bir şekilde temizliğini yapılmasını sağlıyor. Ben aldığımda ürünün fiyatı 4000 küsürdü. 2 yıl önceden bahsediyorum. Şu an herhalde 7500-8000 lira civarında net bir fiyat söyleyebiliyorum. Her gün değişiyor. En son baktığımda 7400 lira civarında bir fiyatı vardı. Bu Plus modelinin performans ve diğer özellikleri açısından değerlendirirsem ürüne puanım 10 üzerinden 7. 3 puan kırmamın sebebi bir, burasında yükseklik. İkincisi sıcaklık kontrolünün göstergesinin olmaması. Bir de köpürtme kısmının o kadar iyi çalışmaması. Bunlar haricinde herhangi bir sorun yaşamadım. Full manuel bir makine arayanlar alabilirler. Evet, daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açarak son videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Siz de ürünle ilgili sorularınızı aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşleriniz varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.